Merhaba, hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Adım Ahmet Çokay, İstanbul'dan katılıyorum. 3 aydır bisikletçiyim ve bu turda kendimi deneme fırsatı buldum. Çok mutluyum. Bundan sonra bisikletle planlarınız olduğunu duyduk. Biraz anlatır mısınız? Ben yıl sonunda büyük bir ihtimalle, artık %90 ihtimalle bu bölgeye taşınacağım. Evimi buraya taşıyorum. Ve bütün bu süreçte hazırlıklarımı finalde bir bisiklet turuyla taşlandırmak istedim. Ve İstanbul Bodrum arasına bisikletle geleceğim. Şimdi bunun hazırlıklarını yapıyorum. Bu da bu hazırlığın demosu oldu. Öyle söyleyeyim. Peki Gökova turuyla ilgili bize hissettikleriniz, bu 5 gün içerisinde neler yaşadıklarınızı bize anlatır mısınız? Bir kere şöyle bir şey var. Bence bisikletin kendisi, yani zaten organizasyon çok güzeldi. Bisikletin kendisinin çok hizalayıcı bir şey olduğunu gördüm. Kimin doktor, kimin işte öğretmen, kimin tuhafiyeci olduğunu hiç önemi yoktu. Herkesin yaşı da hizalandı. Herkes aynı yaştaymış gibiydi. Beraber yüzdük, beraber pedal bastık. Bence her şeyi hizalayan çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. Bir de şeye inanıyorum, onu da söyleyeyim. Bence çalışan herkesin, yani ne iş yapıyorsa yapsın, ilhama ihtiyacı var. Ben o ilhamı burada buldum. Herkesin de o ilhamı bulmasını isterim. Bize biraz da mesleğinizden bahseder misiniz? Duyduğumuz kadarıyla yaşadıklarınızı... Çiziyorum. Çiziyorsunuz. Grafik tasarımcıyım. Sürekli birilerine, yani tasarım yapmak dışında kendim için de bir şeyler yapmak istedim. Çünkü kendime çok vakit ayıramıyorum. Ve çizmeye başladım. Kendimle ilgili hayatımdan küçük kareler çizmeye başladım. Ve o bir şeye dönüştü. Zaten burada olma sebebim de biraz o. Çiziyor olmak ve yazıyor olmak. Peki Gökova turunu da çizip yazacak mısınız? Neler yaşadınız? Kafanızda oluştu mu? Var. Birkaç şey var. Burada en çok duyduğum kelime sıkıntı yoktu. Yazının başlığı da sıkıntı yok olacak. Çünkü her şeyi anlatan, yani bu turu çok özetle, yani tek kelime bence bu. Sıkıntı yok. O zaman sıkıntı yok. Gökova'da sıkıntı yok. Siz de o yüzden hadi ben kaçtım. Evet. O zaman Ege diliyle mi diyelim bunu? Hadi ben kaçtım hadi diye. Hadi ben kaçtım. Gari. Kaçıyoruz gari. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.